Cenabı Hakk'ın bereketi, rahmeti, selameti, maddi ve manevi rızıkları, Allah'ın razı olduğu muhabbeti inşallah cümlemiz üzerine daim olsun. Rahmetiyle, bereketiyle, merhametiyle cümlemize muamele olunsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize en güzel selatü selamlarla selatü selam eden ümmetinin dualarıyla tarafımızdan acizane ve nacizane selatü selamlarımız arz olunsun. Allah Resulüne salatü selam edenlerin adedince ve salatü selam eden kişilerin nefesleri adedince ol Resulü Zişan'a salat ve selam olsun. Nebi Zişan ve Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam etmekten gafil olanların adedince ve onların nefesleri ve nefisleri adedince yine ol seyyidül kevneyn ve imamül kıbleteyn ve ceddü sübteyn sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin manayı alilerine mutahhar muazzez ve müşerref ruhu adilerine tarafımızdan acizane ve nacizane salatü selam olsun. Efendim muhabbet bağını bu hamdü sena ve bu salatü selamlarla açmış bulunmaktayız. Bu akşam inşallah iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'ye teşrifleriyle beraber İlk cuma namazının da kılınması bahsini işlemiş olacağız. Tabi buradan da anlaşılıyor ki daha evvel kaynaklarda geçen Kuba Mescidi civarındaki müddetin de 7 günden az olma hadisesi de ortaya çıkmış oluyor. Velakin biz şimdilik ilk cuma namazının Medine'de kılınan ilk cuma namazının nasıl olduğu hususunda konuşmamıza, sohbetimize devam edelim. Evet efendim. Resul Ekrem Efendimiz Medine-i Münevvere'nin şimdi merkezi sayılabilecek yere intikal ederlerken Medine'ye doğru giden yolun sol tarafına doğru düşen Salim bin Avf oğullarının memleketine yani beldesine ulaştılar. Ranuna mevkiine geldiklerinde Cuma namazı vakti girdiği için iki cihan serveri burada şu anda Cuma mescidinin olduğu yer olan yere tenezzül ederek orada Cuma namazını kıldırdılar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'de kıldırdığı ilk Cuma namazının bu olduğu rivayeti vardır İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buradaki hutbeleri de sanki veda hutbesinin veda haccında yapılan hutbenin aynı mecraında bizlere o sıratı müstakimin bidayetini nihayetini en güzel şekliyle anlatan hani o meşhur hadisi şeriflerindeki haram ve helal çizgisini müminde olması gereken vasıfları en güzel şekilde ifade eden hadisi şerifleri gibi sözleri gibi bu hutbede günlük hayatımızda veya olması gereken müminin hayatındaki umdeleri, hali, tavrı çok güzel bir şekilde muhakkak ki beyan etmiştir. İbni Hişam Biliyorsunuz sire sahibidir İbni Hişam. E, kaynaklarda bu hutbenin nasıl olduğu hususu hep İbni Hişam'ın siresinde e, adeta ulema onun eserinde e, ittifak etmişler. Biz de İbni Hişam'ın siresinden nakdolunan kısmıyla iki Cahan Serveri Efendimizin hutbesini şu şekilde aktarabileceğiz. Cenab-ı Hakk'a hamdü senadan ve salatü selamdan sonra iki cihan serveri Efendimiz hutbesini irad ediyor. Bizi dinleyen kardeşlerimize hemen bir hatırlatmada bulunalım. Allah'a hamd etmek noktasında zaten biz Allah'a hamd etmek üzere üzerimize faz olmuş şekilde dünyaya geliriz. Yani bu dünyaya geldiğimiz andan itibaren Nefes almaya başladığımız andan itibaren Üzerimizde bir hamdü sena farzı Bir mecburiyeti Vardır muhakkak surette Aynı bunun gibi Allah Resulüne de salatü selam etmek borcuyla biz doğarız Bunları borç olarak söylüyorum ki insan olarak kişiler mecbur oldukları veya borç oldukları olan şeyleri biraz daha hatırlarlar, biraz daha ciddiye alırlar. Yoksa bu çok güzel bir borçtur. Yani aman ödeyelim şu borcu da kurtulalım manasına gelen bir borç değildir. Şunu demek istiyoruz. Kişi sadece akıl bali olduğu zaman değil, nefes almaya başladığı andan itibaren Allah'a hamdü sena, Resulüne de salatü selam etmek borcu ve vazifesiyle dünyaya doğar. Ve bunu bize hutbesinde de yine Habibullah Efendimiz talim ettirmiştir. Hutbenin mahalline geçelim. Ey insanlar, sağlığınızda ahiretiniz için tedarik görünüz. Muhakkak bilirsiniz ki kıyamet gününde birinin başına bu kakılır gibi vurulacak çobansız bıraktığı koyunundan dahi sorulacaktır yani şu anda üzerinizde hiçbir mecburiyet yokmuş gibi yaşıyorsunuz ama kıyamet günü geldiğinde üzerinizdeki bu mecburiyetin bu vazifelerin farkına varacaksınız nasıl ki bir çoban kaybettiği koyunundan mesuldür İşte nasıl ki bu dünyada o koyunu kaybettiğinde sen bunu nasıl kaybettin diye hemen hesap sorulur kendisinden iki cihan serveri efendimiz en basit şekliyle affedersiniz bir hayvandan mesul olma meselesidir İnsanın kendisinden mesuliyeti kendi emanetinden mesuliyeti daha da büyük bir mesuliyettir fakat hani hiç olmazsa bir çobanlık yapıyor denildiği için çobanlık küçük bir meslek değildir önemli bir meslektir bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Fakat insanda bir mesuliyet duygusunu uyandırması açısından çobanlık mesleğini hatırlatarak peygamber efendimiz çoban nasıl koyunu kaybettiğinde kafasına vurulur sen ne yaptın bu koyunu nerede zayi ettin niçin kaybettin diye nasıl sorulursa kaybedince bunun hesabının sorulacağını bilirse sizde şu anda üzerinizde çok mesuliyetler var kıyamet için tedariğinizi görünüz. Zira hesabın sorulacağı zaman kıyamet zamanıdır ki en basit sorumluluklarınız dahi sizden sorulacaktır. Manasına gelen şekilde bir hitapta bulunuyor. İşte çobansız bıraktığı koyunundan sorulacak. Sonra Cenab-ı Hak ona diyecek ama nasıl diyecek? diyerek iki can server efendimiz. Yani ona soracak derken bu öyle bir sorma olacak ki yani hem içeriden hem dışarıdan, hem kişinin nefsinden hem ruhundan her tarafından onu kuşatacak şekilde hesabı soracak manasına gelen dikkat çekici bir üslupla Cenabı Hak ona diyecek ama nasıl diyecek diyerek o sorgunun o sualin tercümansız arada bir kişi olmadan arada bir perde dar olmadan yani efendim şu şunu demek istedi bunu demek istedi gibi bir avukatlık yapan olmadan her türlü ifadeyi alabilecek bir kudrette ve buna mani olabilecek veya en azından bu sorguyu hafifletebilecek hiçbir arada kimse olmadan size hesabı soracak buyuruyor ve devamla Fahri Alem Efendimiz buyuruyor ki Cenab-ı Hak ona bizzat diyecek ki sana benim Resulüm gelip de tebliğ etmedi mi? Ben sana mal verdim sana lütuf ve ihsan ettim sen kendin için ne tedarik ettin? O kimse dahi sağına soluna bakacak ve hiçbir şey göremeyecek. Öyleyse her kim ki kendisinin velev ki bir yarım hurmayla olsun ateşten kurtulabilecekse hemen o hayrı işlesin. Kendisine bu şekilde bir hayır kapısı, bir hayırlı amel bulsun diyerek mübarek sözlerine devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, sualin veya sorgunun yapılış şekline bakılınca ben sana mal verdim, sana lütuf ve ihsan ettim denildikten sonra Cenab-ı Hakk'ın sualini kulu üzerindeki sorgulamasını şu sözlerle devam ettireceğini haberi sadıkla Peygamber Efendimiz bakın nasıl ifade etti. Sen kendin için ne tedarik ettin? Halbuki biz amellerimizi Allah için yaparız ama Allah için yaptığımız ameller ancak kendimize yoldaş olur. Yani yaptığımız amellerin çokça duyduğunuz ama bir daha tekrar edelim. Yaptığımız amellerin Allah'a bir faydası yok. Allah'ın hazinesinde bir artışa vesile olması ihtimali yok. Hani hepimiz toptan ibadet edelim de Allah da güçlensin. Allah'ın sermayesi büyüsün. Böyle bir şey yok. Zaten bizim sermayemiz yok. Bizim sermayemiz yokluk. Bizim var diye iddia ettiğimiz şey deliller getirerek o kapıya gidişimiz yokluktan ve günahtan başka bir şey değil. Ama biz ibadet ederken mesela namaz kılarken niyet ettim Allah için şu namazı kılmaya. Niyet ettim Allah için oruç tutmaya deriz. Ne demek bu? Şimdi kişinin kendi tedariğini soruyor Hazreti Allah. Demek ki şöyle bir mana, ne kadar latif. Bilmiyorum aynı zevki paylaşabiliyor muyuz? Kendin için ne tedarik ettin, sualinin karşılığı demek ki şu. Allah için yaptığın şey işte senin kendine lazım olan şeydir. Halbuki biz nefsimizi çok severiz. Yani Allah için yaptık dediğimiz şey bizim yarın yemi mahşerde kıyamet gününde kendimize ait olan şeydir. İşte Cenab-ı Hak da sen kendin için ne tedarik ettin diyor. O kimse dahi sağına sonuna bakacak ve bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, cehennemden başka bir şey de göremeyecek diyor. Şimdi burada müsaadenizle Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin böyle bir namaz tarifi vardır. Namazdaki fiilleri tarif edişi vardır. Daha doğrusu bu tarif arifane bir tariftir. Namazın şeklini anlatırken o şekillerden bizi kıyamet gününün haline, Cenabı Hakk'ın üzerimizdeki hakkına ve yapmamız gereken, bizde bulunması gereken özelliğe dikkat çekmesi vardır. Müsaadenizle burada onu hatırlatayım. Bakter namaza başlarken Allahu ekber dersin ve senin malın, mülkün, kasan, kesen, evladın, iyalin, şuyun, buyun hepsini elinin tersiyle arkaya atarsın ve Allahu Ekber dersin canınla. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği emanet nefsin ve nefesinle huzur-u izzette sana verilen o ruh ve bedenle teslim olursun. Bu aynı kurban olmak gibidir der. Zaten kurban kesilmek değildir. Kurban kurbiyetten, yaklaşmaktan gelir. Ve der ki Hazreti Mevlana, sen kurbanı o yaklaşmaya vesile olacak, canın feda edilişinin sembolü olan o kurbiyet halini yaşarken de ve bunu ifa ederken de Bismillahi Allahu Ekber dersin. Namaza başlarken de Allahu Ekber dersin İşte Allahu Ekber diye namaza başlamak Elinin tersiyle Senin zannettiğin bütün her şeyi elinin tersiyle Allah'a mani olmayacak şekilde Masivayı arkana atarak Canını Allah'a yakınlaştırmak Kurban etmek fiilidir diyor Namaza başlamak Ve sonra Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın sorgusuna maruz kaldığını ve Cenab-ı Hakk'ın bu sorgusuna maruz kalışında tabii ki sana emanetten sorulacak. Emanetinin ve bu sorgunun şiddetinin farkına varırsın. İki büklüm olursun huzurda, rukuya gidersin diyor. Belin bükülür, eğilir de eğilirsin. Ya Rabbi ben bu günah yüküyle de ben bana yüklediğim bu ulvi yükle de kendi başıma baş edemem dersin o ayakta duruşunu iki büklüm bir hal alarak rukuya bırakırsın sonra dersin ki ya Rabbi ben acizim ben fakirim ben zelilim aziz olan sensin gani olan sensin subhane rabbiyel azim sen benim Rabbimsin Azim olan Rabbimsin, Ben zayıfım diyerek, Allah Teala'ya, Bu emanetin hakkını verebilmek, Bu emanetin sorgusunda muvaffak olabilmek, Üzerindeki günah yükünün hafifletilmesi için, Onun merhamet ve azametinden istimdad etmek için, Rükuda Subhane Rabbiyel Azim dersin. Bununla beraber, Cenab-ı Hakk'a bu niyazınla beraber niyazının getirdiği huzurla ve o rahatlıkla tekrar doğrulur Semi Allahu limen hamide. Bu emaneti bize bahşeden Hazreti Allah'ın hamdi için hamd ettik ve onun huzuruna durduk. Günahımızı itiraf ettik, affına ve mağfiretine sığındık, rucu ettik. Emanetimizin farkına vardık. Emanetimizin üzerimizde daim ve o emanetin güzelliğine de sahip olalım, nail olalım diye dua ettik. Semi Allahu limen hamide. Allah böylece niyaz edenlerin hamdini duydu diyerek rükudan doğrulursun diyor. İşte bu doğrulmayla bu idrakla beraber Allah'a yakınlaşmak için kul bir bahane elde etmiştir. Bu elde ettiği bahaneyle kendisini bu bahanede, bu duada eriterek, yok ederek, zahiren bile olsa en küçük şeklini alır, Allahu Ekber diyerek secdeye kapanır. Secdeye kapandığında bir nokta gibidir. Kendisine ait sima kaybolur. Binlerce secde eden insana şöyle baktığınızda kimin kim olduğu hangisi olduğunu fark edemezsiniz. Çünkü artık sana aittir diye düşündüğün, bana aittir diye düşündüğün kendi kimliğimize ait olan çizgilerin hepsini Allah yolunda harc ederiz, sarf ederiz. Secdeye kapanırız, iyice küçülürüz ve deriz ki Ya Rabbi sen sıfatıyla da efaliyle de her türlü güzelliğiyle de her türlü tecellisiyle de alasın en ala sensin ya erhamer rahimin subhane rabbiyel a'la subhane rabbiyel a'la diyerek cenab Hakk'ın razı olduğu bir tesbihi secdede yaparız. İşte ondan sonra kalkarız, tahiyyata otururuz. Tahiyyata oturduğumuzda ettehiyyatü duasıyla beraber miracın nebide o fahre alemin uruc etmesi sırrına ve salatü selamla ve Rabbena etina dualarıyla Cenab-ı Hak'tan rızasını talep ederiz. Ve yemin mahşerin o iki büklüm olma halini biz oturarak takat getiremeyecek halimize yaşarız. Bu sorgunun şiddeti ve bu sorgudan acaba başka bir ihtimal var mı kurtulmanın der gibi sağımıza bakarız. Bizden evvelkilerden bir şey var mı? Tekrar solumuza döneriz. Bizden sonrakilere bakarız. Oradan da bir şey bulamayacağımızı anlayınca ellerimizi semaya kaldırır. Allah Teala'nın nurunu, rahmetini, mağfiretini bize indirmesini, kalplerimize indirmesini niyaz ederiz. İşte iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Mevlana'nın mesnevi şerifinde beyan ettiği namazın hali daha doğrusu iki cihan serveri Efendimizin hutbelerinde anlattıkları hali Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin anlatışıyla o paralelde o paralellikte seyredersek bu sözleri bir daha dinleyecek olursak herhalde daha iyi hatırlamış oluruz o kıyamet sahnesini o kimse dahi sağına soluna bakacak bir şey görmeyecek önüne bakacak cehennemden başka bir şey görmeyecek öyle ise her kim ki kendisi Velev ki bir yarım hurmayla olsun ateşten kurtulabilecekse hemen o hayrı işlesin. Onu da bulamazsa bari kelimeyi tayyibe ile birbirlerine söyledikleri güzel sözle veya sözlerin en güzeli olan la ilahe illallah demek bile olsa bir kere bile demek olsa onu geciktirmeden söylesin de kendisinin kurtuluşu için bir tutamak bir bahane, bir merce arasın. Diye hutbelerinde ikaz buyuruyorlar. Hutbenin son birkaç cümlesini sizlere nakletmeden evvel isterseniz burada bir ara verelim. Edelim. İlk cuma Medine'de kılınan ilk cuma namazı ve oradaki hutbeden bahsediyorduk. Ve hutbenin son birkaç cümlesinde ikinci bölüme bıraktığımızı söylemiştik. Kıyamet gününün hesabından, daha doğrusu dünyada bizim emanetlerimizin hesabının kıyamet günü sorulacağından bahsetmiştik. Daha doğrusu hutbesinde bahsedildiğinden konuşmuştuk. Ve o hutbenin sonunda yarın bir hurmayla bile olsa Ateşten korunabileceksen, cehennem azabından korunabileceksen onu infak etmekte geri durma. Bir başka ifadeyle veya bu ifadenin bir başka veçesiyle şu da denilmek isteniyor Allahu alem. Yarım hurma ile bile olsa hiçbir hayrı küçük görme. Mümin kardeşlerimiz çok iyi bildiğiniz gibi müminin sıfatındandır. Mümin sevabı da küçük görmez, günahı da küçük görmez. Yani şu sevabı yapmasam da olur demez. Şu sünneti kılmasam da olur demez. Aman efendim bu müstahapmış. Efendim bu güzelmiş ama faz değil, vacip değil. Yapmayı vereyim. Veya işte bu sevabı da başkası yapsın. Ben nasıl olsa çok sevap kazandım demez. Eğer bir mümin İmanın lezzetini aldıysa Çünkü mümin Allah'ın rızasıyla Cennete girer Ameliyle cennete girmez Fakat Allah'ın rızasını Kazanabilecek Ameller Hayırlı amellerin altındadır Bir insan Yüz kere Efendim hacca gittiğini düşünün Mümkün değil ya yüz kere Kabe'ye gittiğini düşünün Oradan Allah'ın Rızasını tahsil edemez de Yolda verdiği bir sadakadan belki Allah o bahaneyle onu cennetine dahil eder. Yani Allah'ın rızasını neyle kazanabileceğimi saklanmıştır. Nerede saklanmıştır? Hayırlı amellerin adeta altında saklanmıştır. Dolayısıyla mümin sevabın hiçbirisini küçümsemez. Tabi bu sevap ve ecir tüccarlığı yapalım manasına gelmiyor. Hayır hiç ummadığın hiç ummadığın, küçük gördüğün bir sevapla bile Hazreti Allah seni rızasına erdirebilir. Aynı şekilde günahı da küçümsemez. Yani ben şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum e ama işte şunu da yapsam ne olacak? Oho, o kadar çok günah işleyen var ki benim şu günahımdan mı sorulacak? Demez. Kim demez? İmanın lezzetini bir insan almışsa Allah'tan uzak Kalma korkusunu bir insan yaşamışsa ve yaşıyorsa günahı da küçümseyemez. Günahın tarifi nedir? Günahın lugatta farklı farklı tarifleri var. Günah şuna denir, buna denir diye tarifleri var. Evliyaullah hazaratının da tarifleri var. Bunlardan bir tanesi şöyle diyor. Günah nedir bilir misin? Günah Allah'la senin aranı açan şeye denir diyor. Şimdi bir kişi diyebilir mi ki, ben Allah'tan çok uzaklaşmıyorum bu günahı yapınca. Az uzaklaşıyorum. O halde ben bu günahı yapabilirim diyebilir mi? Bir insan eğer müminse günahı da küçümsemez. Veya bunu yapıyorsun diye e, bir kişiye ikaz edilse aman efendim bunların bunun diye de daha neleri neleri yapanlar var. Sen geliyorsun benim bu günahımla meşgul oluyorsun demez. Kim demez? İşte bahsettiğim şekilde Allah'ın rızasını isteyen, Allah ve Resulüne aşık olan kişiler, böyle sözler sarf etmez. E hem mümin hem sarf ediyor, demek ki daha tadını almamış. Günahın tadını almış ama, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın tadını almamış. Böyle olmaktan, Hz. Allah bizleri muhafaza eylesin. Amin. İşte, yarım hurmayla bile olsa, sevabı küçümsemeyin. Bu ne demek? Yarım hurmalık bir haram da olsa günahı da küçümsemeyin. Yani hayrı da şerri de dikkatlice kontrol ederek hayatınızdaki o sırat-ı müstakim çizgisini daima muhafaza edin. Ama iki can serveri Efendimiz fevkalade nazik olduklarından hayrın küçüğünü küçümsememeyi beyan ederek insanlara Başka taraftaki seyyiatın e, zikrini bile yapmıyor. Bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın e, gazabını geçen rahmetine de işarettir. Neyse biz daha fazla uzatmayalım sözü. Velev ki bir kelime, İttekunner velev bir kelimetin tayyibetin. Allah'ın azabından, ateşinden muhafaza olun. Kendinizi koruyun, sakının velev bir kelimetin tayibetin, bir kelime bile olsa küs olduğun bir insana merhaba demek de bu kelimeye dahildir cemiyet içerisinde birbirine selam vermekte o kelimeye dahildir fakat kelimelerin en güzeli kelimeyi i tayyibe ulya olan Hazreti Allah'ın bizlere en büyük ikramı o kelimeyi i tayyibe münciye La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır hayatında bunu bir kere bile ihlasla muhlisen söyleyen bir insan ebedi cehennemden muhakkak kurtulacaktır ve iki cihan serberi efendimiz bir kelime bile olsa Allah için yapıldığında nasıl muamele gördüğünü şöyle beyan buyuruyor zira onunla bir hayra on mislinden 700 misine kadar sevap verilir. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun diyerek hutbenin ilk kısmını bitiriyor. Yani sen o bir kelime dersin ama sen kendi nefsinle sen nefsinin perdelerini aşarak şeytana rağmen, nefsine rağmen, günahına rağmen bir kere la ilahe illallah dediğin için Hazreti Allah on misliyle hatta 700 yüz misline kadar buna karşılık vererek seni ne yapar? Rahmetiyle, şefkatiyle, muhabbetiyle hıfzı hümaye eder ve sana bu kadar sevap verir. Dolayısıyla hayrın hiçbir şeyini küçümsemeyin diyor. Hutbenin ikinci bölümünde Elhamdülillah diye başlıyor iki cihan serveri Efendimiz. Ehmeduhu ve nesta'inuhu veya esta'inuhu yani ona hamd ederim o Allah'a hamd ederim ve ondan yardım dilerim ve ne'udhu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati a'malina diyerek Cenabı ı Hakk'a sığındık nefislerimizin şerrinden ve kötü fiillerimizin şerrinden Allah Teala'ya istiğaze ettik, sığındık diye hutbelerine başlıyor. Biliyorsunuz bu şu anda da Allah kendinden razı olsun. Allah hutbelerimizi, ezanlarımızı, mihraplarımızı kıyamete kadar bu milletin üzerinde daim kılsın, baki kılsın inşallah. İşte cuma günü hatip efendiler, imam efendiler hutbede de biliyorsunuz bunları okuyorlar. Ve yine men yehdillahu fehuvel muhtet. Evet. İnşallah Cenab-ı Hak kılmaya gayret ettiğimiz cuma namazlarımızda kabul eylesin. Bu meyanda onu da zikretmiş olalım. İşte ikinci hutbede ikinci kısımda kelamın en güzeli kelamullah'tır. Kimin ki Allah kalbini Kur'an'la süsler ve onu kafir iken İslam'a dahil eder, o da Kur'an'ı diğer sözlere tercih ederse işte o kimse felah bulur. Doğrusu kitabullah kelamların en güzeli ve en belihidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı can ve gönülden seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Burada hutbeye biraz ara verip şöyle ne söylenildiğine biraz daha dikkat nazarlarımızı çevirirsek, Cenab-ı Hakk'ın kelamını, yani Kitabullah'ı iki can serberi efendimiz beyan ettikten sonra bakın, Allah'ı can ve gönülden seviniz. Yani Allah Teala'nın emirlerine itaat edeceksin değil sadece. Allah Teala'yı can ve gönülden seviniz. Bu sevginin veya her türlü sevginin ölçüsü kantarı nedir? Fedakarlıktır. O hususta mesai harcamaktır. Peki Allah'ı can ve gönülden sevmenin alameti nedir? Onun da cevabını yine en veciz, en güzel şekilde iki cihan serveri Efendimiz nasıl buyuruyor? Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız. Yani Allah'ı can ve gönülden sevenler Allah'ın kelamını okumaktan usanmaz zikullah yapmaktan usanmaz. Allah'ı zikretmekten bıkmaz. İşte bu can ve gönülden sevmenin alametidir. Bunlar birbirini destekleyen şeylerdir. İnsan zikrettikçe sevgisi artar mı? Artar. Sevgisi arttıkça zikreder mi? Zikreder. İkisi birbirinden ayrılmaz. Hangi yerde eksiklik olduğunu düşünüyorsan, sevgimde eksiklik mi var diye düşünüyorsan Allah'ın zikrine ve kelamullah'a gayret edeceksin. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Kur'an sohbetiyle meşgul olacaksın. Bu beraberinde o sevgiyi celbeder. Kur'an-ı Kerim'le meşgul olduğu halde, Allah zikriyle meşgul olduğu halde, Allah'a muhabbeti bir kişinin artmıyorsa, problem var demektir. Bir yanlışlık var demektir. Dolayısıyla birbirini destekler. Ve yine devamla, İki cihan serveri efendimiz saadetle şöyle buyuruyor ve Allah'ın kelamından kalbinize kasavet gelmesin. Zira kelamullah her şeyin en güzelini, en iyisini ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını ve kulların güzidesi olan peygamberleri ve kıssaların iyisini zikreder. Helal ve haramı beyan eder. Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şerik etmeyiniz, ortak koşmayınız. Dünyevi zevklerinizi, şehvetlerinizi Allah yoluna perde yapmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız. Allah'tan çekinilmesi gerektiği ölçüde Allah'ın muhabbetinden uzaklaşmak korkusunun getirdiği dikkate göre hareket ediniz. Hayırlı işler işleyiniz ve bu iyi işleri dilinizle teyit etsin. Yani sadece hayırlı işler yapmakla kalmayın. Bu işleri hem yani burada yaptığınız işleri anlatın manasına gibi bir şey çıkmamalı tabii ki. Ama şu var. Hayırlı işleri yaptığınız gibi dilinizle hayırla meşgul olsun. Bir mana bu. Bir başka mana. Hayırlı işler yaptığınız gibi insanları da hayra teşvik edecek şekilde konuşunuz. Yani hem dilinizle hayır işi yapınız hem de hayırlı işlere insanları davet ediniz. Lüzumsuz şeyler konuşmayınız, male yaniyle meşgul olmayınız, gıybet etmeyiniz. Yaptığınız hayırlı işlerinizi dilinizle teyit edinizin bir üçüncü manası da şu düşünülebilir. Şöyle de denilebilir. Yaptığımız hayırlı işleri bazen veya yaptığımız hayırlı işleri bazen belki de çokça dilimizin hatalarıyla kaybederiz. Dilimizden çıkan sözler yüzünden hayırlı işlerimizi zedeleriz. Nasıl? Kıymetli dinleyiciler, istirham ediyorum. Bendeniz bazen uzun cümleler kuruyorum ama siz mevzuun o Ana çizgisini lütfen kaçırmayınız. Çok manidar, çok güzel bir ifade. Efendim iki cihan serveri söylemiş. Zaten güzel. Hayır, orası öyle ama üzerinde düşünüldüğü zaman insana kapılar açabilecek veçeleri var. Düşünmeden geçmemek lazım manasına söylüyorum. Bakın, hayırlı işler işleyiniz ve bu iyi işleri dilinizle kuvvetlendiriniz. Bir başka manası ne demiştik? Şu. İnsan hayırlı işler yaptıktan sonra gıybetle, dedikoduyla, yalanla, iftirayla Allah muhafaza bu hayırlı işlerin hepsini ne yapar? Zayi edebilir. Veya Allah'a ve Resulüne edepsizlik yapabilecek şekilde haddini aşacak şekilde konuştuğunda Sure-i Hucurat'ta söylendiği gibi beyan edildiği gibi amellerini boşa çıkartmak durumunda olur. Veyahut yaptığı hayırlı işleri anlatarak sağda solda şöhret bulacak şekilde konuşarak zayi etmek durumuna düşer ki işte hayırlı işleri işledikten sonra kişi dilini tutarak ve dilini o hayra muvafık bir şekilde kullanarak hayırlı işlerini bozmaması bu işlerini kuvvetlendirmesini icap ediyor. İki can server efendimizin hutbesine daha doğrusu hutbenin son kısmına devam ediyorduk. Orada kalmıştık. Hayırlı işler işleyiniz ve bu iyi işleri dilinizde teyit etsin buyurduktan sonra iki can server efendimiz Allah'ın kelamıyla Birbirinizi seviniz. Muhakkak bilmelisiniz ki Allah Teala ahdini bozanlara gazap eder diyerek Cenab-ı Hakk'ın selamıyla, rahmetiyle hutbeyi dinleyen müminlere hitap ediyor. Evet. Cenab-ı Hakk'ın kelamıyla birbirinizi seviniz. Yani bizim o kadar çok müşterek noktamız vardır ki çok feri sayılabilecek, çok az sayılabilecek noktalarda biz birbirimizden ayrılırız. Meşrep olarak ayrılırız. Efendim birimiz tatlıyı sever, birimiz tuzluyu sever diye ayrılırız. Bunları ayrılık bahanesi yaparız. Halbuki bizim kitabımız birdir. Kitabımızın bir oluşu demek ne demek? Allah'ın kelamıdır kitabullah. Orada Cenab-ı Hak bizleri ayırarak bize hitap etmiyor ki müminler olarak hitap ediyor. İşte o zaman Allah'ın kitabında hitap ettiği müminler olarak birbirimizi sevmek boynumuzun borcudur. Demek ki ayrılıklar Allah'ın kitabında birleşememekten ileri geliyor ki iki cihan serveri efendimiz Allah'ın kelamında ve kelamıyla birbirinizi seviniz buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın kelamı bizlere ikram ettiği kelimesi La ilahe illallah nurunda o tevhidin çerçevesinde aynı zamanda bulunmaktır. İşte yine birbirimizi sevmek için bu çok çok önemli bir sebeptir. Ve son kısmında Allah Teala ahdini bozanlara gazap eder diyerek hem müminin mümin üzerindeki sözüne hem müminin mümine emanet oluşundaki söze ve ahde ve emanete riayete muhakkak surette riayet etmemiz gerektiğini de ikaz ediyor ve saadetle tembih ediyor. Allah Teala ahdini bozanlara gadab eder. Peki hem dedik hem deyi unuttuk. Başka bu cümle içerisinde neler zikredilebilir? Biz elestu birabbikum meclisinde daha doğrusu ruhlar aleminde o bezimde Allah Teala'ya şöyle söz vermedik mi? Elestu birabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye Cenabı Hak bize söylediğinde bizler bela ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin Bizler söz veriyoruz. Senden gayri ilah edinmeyeceğiz. Senden gayri şeylere tapmayacağız. Kalplerimizde senin sevginden başka sevgilere yer bırakmayacağız. Senin sevdiklerini seveceğiz. Senin sevmediklerinden uzak duracağız. Senin sevdiğin Habibullah'ına tabi olacağız. Dildara, başka şeylere, şunlara, bunlara yüz suyu dökmeyeceğiz. Zalime el pençe divan durmayacağız Hakka ve hakkaniyete aşık olarak yaşayacağız Bela Bilakis ya Rabbi Sen bizim Rabbimizsin Hesabımızı kitabımızı Biz sana göre yapacağız Diye biz ahdettik Bu şekilde söz verdik Cenabı Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte Ahdi bozanların gazaba uğrayacağını beyan ederek Allah Teala'nın gazabını celp edeceğini, ahdi bozanların böyle durumlara düşeceğini zikrediyor. Ve ahdi bozanlara gazap vardır derken yine insanların her türlü işlerinde bizler mesela dünyalık adi işlerimizde bile belli sözlerini tutmayan insanlara karşı gadap ederiz, kızarız. Elimizde imkan varsa cezalandırırız. Şahsi işlerimiz de böyledir. Eğer bir müessesede çalışıyorsak, bir devlet kurumuysa, bir yere karşı mesuliyetimiz varsa, orada bir iş yapmamız gerekiyor, o tarafa bir efendim bir vergi vermemiz icap ediyor, fakat vermiyorsak, işimizi yapmıyorsak ne olur? Ya işten çıkartılırız, ya ceza alırız, ya para cezası, ya hapis cezası, yani kanuna riayet edilmezse, kabul ettiğin kanuna karşı ahdini bozarak kanun dışı bir hareket yaparsa bir kişi muhakkak bunun bir müeyyidesi vardır. Şunu unutmayalım ki bazı insanlar boş boş konuşurlar. Efendim cehenneme niye cehennemden bahsediyorsunuz? Cennetten konuşmuyorsunuz sadece diyorlar. Şunu unutmamak lazım ki hangi kanun olursa olsun, hangi kaide olursa olsun bozulduğunda bir müeyyidesi yoksa o kanun ve kaide asla hakim olamaz. O kanunun ve kaidenin hükmünü icra edebilmesi aynı zamanda müeyyidelerle de devam etmesi ile paraleldir, mümkündür. İşte ahdini bozanlara Cenab-ı Hakk'ın da gazap edeceğini aynı sizin birbiriniz arasındaki muameleniz nasıl ahdi bozanlara karşı işte Allah Teala'ya karşı yapılan da bu e, hukuka riayetsizliğin muhakkak surette cezalandırabileceğini muhakkak surette bunun bir hesabı olabileceğini unutmamamız gerektiğini beyan ediyor. Tabi bazıları bu son cümleyi iki cihan serberi efendimizin Medine'ye gelişiyle ve Medine-i Münevvere'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi koruyacaklarına her türlü dışarıdan gelebilecek taarruzlara karşı iki cihan serveri Efendimiz'e yardımda bulunacaklarına en güzel şekilde Medine'de onu ağırlayacaklarına söz veren müminlere de bir hitap olduğunu söyleyenler olmuş. Fakat iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ta başından beri gelen hitap tarzına bakılırsa bu türlü tevillerin ee, pek de tefsire tevil'e uygun olmadığı kanaatini taşıyoruz. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Cuma Mescidi diye şu anda Ranuna vadisindeki inşa edilmiş mescidin yerinde kıldırdıkları cumada okudukları, söyledikleri hutbe böyle. Bundan sonra Medine'ye giriş bahsi vardır. Medine'ye giriş biliyorsunuz. Hepinizin e, okuduklarıyla, dinlediklerinizle henüz daha dimağlarınızda, hatıralarınızda terü taze diyebileceğimiz şekilde bulunan o tala al aleynalarla hatırımızda bulunan Medine'ye o güzel girişleri vardır. iki can Efendimizin. Bunu şöyle ağız tadıyla Anlatmak için müsaadenizle diğer bir programı bırakmak istiyoruz. Fakat şunu hatırlatalım. Kalan birkaç dakika içerisinde. Biliyorsunuz şimdi cemaziyel evvel cemaziyel ahir ayları içerisindeyiz. Cemaziyel evvel cemaziyel ahir ayları yani Recep-i Şerif'ten evvelki veya üç aylardan evvelki bu iki ay Evliyaullah Hazıratı buyuruyor ki bu aylar tövbe aylarıdır. Efendim her gün tövbe etmemiz lazım değil mi? Muhakkak. Ama üç ayların kendine has bir rahmet ve bereketi vardır. Rahmet ve bereketi en güzel şekilde alabilmemiz ve bu feyizden istifade edebilmemiz için günahlarımıza şöyle ciddi bir şekilde tekrar tövbe edip amellerimizi güzelleştirmek için tekrar bir gayret kemerini kuşanmak icap ediyor şöyle bir hatırlatmada bulunayım mesela namaza başlarken veya ibadet taata başlarken ne yaparız biz estağfirullah 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 deriz bilhassa namaza başlarken niyet etmeden evvel estağfirullah 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 deriz huzurullah'a durmak için en önce bir tövbe ederiz bir kişi kendi yaptığı ameli hiç düşünmeden Namaz'a girmeden evvelki halini hiç düşünmeden namaza girmesi biraz laubaliliktir. Ve bu ayrıca zaten sünnet-i seniyedir. Bu şekilde istiğfar etmek fiili peygamberidir ve sahabe-i kiramın yaptığı bir fiildir. Namaza hem ya Rabbi ben şimdi huzurunda duracağım ama kendi yaptığım çirkinliklerin, kabahatlerin de farkındayım huzuruna öyle elini kolunu sallayarak gelmiyorum. Günahımın, eksikliğimin, nakıslığımın farkındayım. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah deriz ve namazı öyle dururuz. Böyle bir namaza giriş, namazın içerisindeki hali idrak etmek mevzuuna dahil olmakla beraber namazdaki feyzi de en güzel şekilde almamız içindir. Hani düşünün bir insanın Dahasız rahatsız olduğunu düşünün. İşte soğuk algınlığı olabilir. Başka bir rahatsızlık olabilir. Ne olur mizacı bozulur. Yani en güzel yemeği kokusunu aldığımızda, biz güzel bir yemek kokusu aldığımızda veyahut iştahımız kabarır ama hasta bir mizacı varsa kişinin güzel yemek kokularından bile midesi bulanır. Veya ne bileyim bunu tıkalı bir adam yemeği yer ama saman mı yiyor, kebap mı yiyor fark edemez. Neden bir bunu tıkalı halbuki? Yemeğin tadını lezzetini alamaz. İşte estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah hem kulun kendisine adeta bir check up yapması hem de üzerine yapışmış olan kirin, pasın, isin, tozun bir daha şöyle bir dikkatle temizlenmesi manasına gelir ki kişi bu istiğfarla, bu düşüncelerle namaza durduğunda o namazın lezzetini, kokusunu, tadını alır. Daha ziyade almaya muvaffak olur. Namazdan sonra da bir istiğfar yaparız. O da namaz içerisindeki hatalarımıza kefarettir. Şimdi bunu niçin anlattık? Şunun için anlattık. İşte üç aylar mevsimine girerken biz şöyle bir tekrar kendimizi gözden geçirip feyizli, bereketli Allah'ın merhametinin, rahmetinin cuşu huruşa geldiği Recep-i Şehrullah Şaban-ı Şehri Ramazan, şehru Ramazan ümmeti maalinde söylenmiş olan Allah'ın ayıdır Recep, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Ramazanu şehru ümmeti diye buyurduklarını hatırlarsak işte bu güzel aylara girerken kişiler Cemaziyel evvel ve Cemaziyel ahir aylarında kırık döküklerini bir daha tamir etmeye çalışır günahlarından tövbe etmeye çalışır. Kötü fiillerini terk etmeye gayret ederlermiş. Bu hatırlatmada bulunalım ve yine kendi başımıza biz bunları yapamayız. Allah'tan yardım isteyelim ve bize insanlığı, ahlakı, temizlenmeyi, paklanmayı, her türlü güzelliği talim eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de bol bol salatü selam ederek Recep-i Şerife Şaban-ı Muazzama ve Ramazan-ı Mağfiret Nişan'a ermeye gayret edelim. Efendim bendeniz bu dua ve niyaz makamındaki sözlerimle sizlerin huzurundan ayrılmak istiyorum. Ne hikmetse bu programları yaparken bazen rahatsızlıklar hep aynı saate denk geliyor gibi oluyor. Sizler de artık bu sözlerden belki usandınız ama ee, bize tahammül ettiğiniz için sesimize tahammül ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Cenab-ı Hak bizim şu zikrettiğimiz güzellikleri paylaşan hayatını tatbik eden ve böylece Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil eden kullardan olmaklığımızı nasip eylesin niyazıyla bir dahaki haftaya görüşmek üzere Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyerek ayrılıyoruz efendim Cenab-ı Hak rızasını kazanan kendisinden razı olan ve kendisinde razı olduğu kullarından eylesin. Esselamu Aleyküm.